Sinemik B20 sürücüsünün Modbus ile haberleşmesini anlatıyorum. Dokumatik panelle haberleştireceğim. Şuradan sayfamı açtım. Haberleşme ayarlarından Modbus seçiyorum. 984 RTU Master seçiyorum. RS485 üzerine haberleşeceğim. 8 bit, stop biti 1, baud rate, bunları ayarladım. Tamam diyorum. Ondan sonra şuraya geliyorum. Bundan önce şuradaki Sinemik B20 manueline giriyorum. Modbus RTU ile bir örneği var. Ama ben dokumatik panelden haberleştireceğim. Şurada buradaki STV1 şeyini, kontrol datasını, kontrol word'ünü, buradaki bitleri ayrı ayrı şey yapmam gerekiyor. Ayrı ayrı aktif etmem gerekiyor. Burada HSV status word var. ZSV. Buradan da sürücünün aktif veya hazır veya running olduğunu görüyorum bitleriyle. Daha sonra burada PLC'li SAID1200'ün örneğini gösteriyor. Data blokları, işte bus connection falan. Daha sonra şuradan PDF'ten nerede o? Instruction. Burada da sürücünün fabrika ayarlarını döndürüp daha sonra CN komutlarıyla CN11'e getiriliyor. CN11'e getirip Modbus Communication seçiliyor. Ondan sonra Modbus adreslerinde şöyle Access Level 3 seçilmiş. Fabrika ayarı 1. Baud rate'ini alt seçiyorum. Bu 9600 demek. Telegram'ı P2014 yani 0 yapıyorum burada. Fabrika ayarı 100 ama 0 yapıyorum. Modbus adres 1. Protocol Selection 2. Ondan sonra RM Prom falan bunları bir şey yapmadım ben. Daha sonra burada örnek gösteriyor. Aşağı inelim. Operation, evet. Burada da SV butonlarının hangilerinin aktif olup olmayacağını gösteriyor. Şöyle, şu sarı olanlar, ilk önce sarı olanları aktif ediyorsunuz. Daha sonra hertz değerini giriyorsunuz. Sonra on off tuşuna bastığınız zaman sürücü çalışmaya başlıyor. Sürücü çalışırken istediğiniz hertz değerini girip değerlerini değiştirebiliyorsunuz. Bu videonun bir sonraki videosundan, ikinci videosundan o işlemleri de göstereceğim panel olarak göstererek. Burada HSV input alanı, HUV output alanı, ZSV display filtrini, bunları görüyoruz. Bunların anlamlarını bilmemiz gerekiyor. Daha sonra bu örnek Siemens'in sitesinde bulunuyor. Siemens'in sitesine üye olmanız gerekiyor forumuna. Orada indirebiliyorsunuz. Bayağı profesyonel bir örnek yapmışlar. Daha sonra buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Buradan söylemek istediğim bir şeye bakıyorum. Bakıyorum. Buradan söylemek istediğim bir şey yok. Şuraya geliyorum. Buradan da hangi parametreyle gireceğimi buradan bakıyorum. Şuradan. Nerede parametreler? Şuradan bakacağım. Parametreleri buluyorum buradan. Tamam. Buradan Modbus tarafına geçiyorum. Şöyle göstereyim. Modbus Communication'ı burada Modbus'ın temel mantığını gösteriyor. Burada adreslemeleri falan. Bunlar çok önemli değil şu an.
Basic Inverter Settings. Bunlar ayarlarını yapıyorum. 970 fabrika resetini atlatmak için. Ondan sonra 20-14. Evet, burayı if time 0 yapınca diyor. Tam okuyamıyorum ama. Burada değerleri, burada bu şekilde ayarlıyoruz değerleri. Ondan sonra burada mapping table var. Buradan da şeyleri ayarlıyorum. Şuradan STV, SZV değerleri vardı. ZSV değerleri. Hemen onlara bakıyorum. Heh, burada. 4100 değeri mesela. Burada read var. Bunları yazıp okuyabiliyorum. HSV değerini yazıp okuyabiliyorum. ZSV değerine sadece okuma yapabiliyorum. HSV, EUV'de de okuma yapabiliyorum. Şimdi şunu tekrardan göstereyim şuradakini. Evet. Evet. STV değerlerinden işte 00. bit on off, 01 off 2, 02 off 3, pulse enabled falan filan. Buradaki bitlere bakıyoruz. Şuradaki örnekteki gibi anlattığım gibi. Buradaki şu sarı olanları hertz değerine girmeden önce aktif ediyoruz. Hertz değerine giriyoruz, sonra on off düğmesini aktif ediyoruz. Ben şimdi burada göstereceğim. Şimdi ben burada sayfayı 2'ye ayırdım. Burada 4100 adresine Word hexadesimal olarak, tamam, hexadesimal olarak ilk önce 47E değerini gönderiyorum. 47E değerini gönderdiğimde şöyle göstereyim. Buradan gözüküyor mu bilmiyorum. Bakalım. Şuradan 47E değerini gönderiyorum. 47E değerini gönderiyorum. Burada gözükmüyor. Biraz sonra göstereceğim diğer. 47 değerini gönderdikten sonra şuradan hertz değerini gönderebiliyorum. Bu şekilde buradan. Ondan sonra ana sayfaya geçip buradan hangi bitlerin aktif olduğunu görebiliyorum. 47 E değerini verdiğim zaman şuradaki gibi gözüküyor. Buradaki gibi sarı butonlar gözüküyor 47 E verince. 47 F verdiğim zamansa şu on off da aktif oluyor. Buradaki aktif oluyor. Bu şekilde haberleşme gerçekleşiyor. Benim takıldığım noktalardan biri ise P2014 değeriydi. Bakalım burada var mı? Şuradan bakayım. Evet, bu değerdi. Şuradaki değeri 0 yapmamız gerekiyor. Burada fabrika değeri 100 ama ben 0 yaptım. O zaman çalıştı. Şimdi burada bunu tek tek anlatayım. Burada şuradaki parametrelerden bakıyorum. STV değeri. Ve 5 yazayım. 5. sayfa. STV değeri. Şöyle bakalım. Yazma adresi. WWord olarak yazıyorum. 40100.0. 40100.0'a bakıyorum hemen şuradan. 40100.0. O da burada. 0. 0. 0. bit. On off düğmesinin biti. Yani onu burada yazdım. Ondan sonra bu bitleri tek tek kalıcı buton şeklinde yazıyorum. Daha sonra şu sayfaya geliyorum. Buradan hertz değerine giriyorum. Buradan da STV değerlerini, yani 40100 adresine binary olarak ve hexadesimal olarak bu değerleri girebiliyorum. Bu butonsa sürücün üzerindeki röle çıkışını kontrol ediyorum. Yani haberleşmenin sağlanıp sağlanmadığına emin olmak için. İkinci videoda daha iyi anlayacaksınız. Başka söylemem gereken ne var? Şu an bakıyorum. Başka şu an söylemem gereken bir şey aklıma gelmiyor. Bu kadar.